Şimdi e, biraz önce da aslında böyle küçük bir pasattı. E, yıllarca karın sarkması hep böyle gebelikten sonra diye e, bilinirdi. Yani gebek gebe oldu. İşte doğum yaptıktan sonra karnı sarktı. Ama günümüzde artık özellikle e, kilo vermeye yönelik yöntemler ciddi anlamda gelişti. İşte e, mide ameliyatları, tüp mideler, gastrik bypasslar, mide içi balonlar e, ve İnsanlarımız da artık bilinçlendi ve e, güzel kontrollü hızlı kilo verme sonucu da e, doğum dışında da ciddi karın sarkmaları görmeye başladık. Evet. Peki e, bundan da biraz bilgi vermenizi rica edeceğim. Karın germe ameliyatları böyle çok büyük ameliyatlar gibi gözde korkutuluyor yani, ama... Korkutucu geliyor yani... Evet. En son mesela, Bunun sebebi de biraz ben sosyal medya ve internet ortamında ameliyat görüntülerinin paylaşılmasına evet bağlıyorum hiç, aslında hiç hiç doğru yapılmaması gerekmiyormuş olacak. Evet evet, evet. bu, bu ve, aslında o kadar birtüral am bir ameliyat değil. Değil yani sonuçta deriyi, deri altı yağ tabakasını ilgilendiren bir ameliyat yani bir sezeryan ameliyatı bundan daha daha derine daha gidiyor. Daha derin yani karın içi açılıyor yani ama hani Hacim olarak büyük gözüktüğü için karın yani kesisi büyük olduğu için yani insanlara korkutucu geliyor. Yani evet öyle bir tedirginlik var yani çok ağrıyacak ondan sonra çok eziyet çekeceğim, ağrıya dayanamayacağım. Ama yani karın germe o kadar da ağırlı bir ameliyat değil. Aslında değildir. bir cilt kesisi bakarsanız yani evet, sadece derinin kesilip tekrardan dikilmesi. Di dikilmesi ona bazen liposuctionla da ko kombine ediyoruz ve... Hani gebelik sonrasıysa, hani demin bahsettiğiniz bariyatrik cerrahi sonrası yani hızlı kilo verme sonrası olan sarkmalarda değil. Ama gebelik sonrası olan sarkmalarda karın ön duvarda sarkıyor, gevşiyor. Onu da biz ameliyat sırasında güçlendiriyoruz. Yani bu biraz ağrı yapar. Onun da ağrımaması için yine ameliyat sırasında markain dediğimiz özel uyuşturucularla orayı uyuşturuyoruz. Rahat atlatması için ameliyat sonrasında ve Gerekirse ağrı pompası takıyoruz ve bu şekilde rahat bir şekilde ameliyat sonrası geçirmiş oluyorlar hastalar. Yani 10 gün sonra da normal hayata döner. Bir ay sonra da yine her şeyini yapar. Yine karın germede 3-4 hafta kadar korse kullandırıyoruz. Yani çok da riskli ameliyatlar değil. Yani estetik cerrahide bir takım şeylere dikkat ettiğiniz zaman ki genelde dikkat ediliyordur yani çok riskli ameliyatlar değil hiçbirisi. Çünkü yaptığımız iş içi iç organı alakadar eden bir şey değil yani hep dışımızda, vücudumuzun dışında hani daha çok deri, iskelet, bazen kaslar yani bunları ilgilendirdiği için hani çok hayati organlarla işimiz yok bizim. O yüzden hani hekim tecrübeli ise, uygun ortamdaysa yani çok maceraya kaçılmıyorsa o zaman hiçbir sorun olmaz yani hani Şimdi, affedersiniz hekimin dikkat etmesi gerekenler dediniz bir de aynı zamanda zannediyorum öncesinde veya sonrasında e, hastaların da dikkat etmesi gereken şeyler var öyle değil mi yani hastalar tabii yani doktorun direktiflerine uyacaklar yani işte bir takım amiyatlarımız vardır öncesinde sonrasında sigara içmeyin diyoruz sigara sağlığa zararlıdır Zararlı. hiç, hiç içmeyiniz hiç içmeyin Geri gelmişken yeniden söyleyelim yani dikkat ettiği takdirde bir sorunla karşılaşılmaz. Yani, yani dediğim gibi estetik ameliyatların en büyük şey istenmeyen yan etkisi hastanın beğenmemesi, mutsuz olması. Yani bunun üzerine odaklanmak lazım. Yani geri kalan çok riskli ameliyatlar değil. Hani bir diğer branşlarla mesela sizin branşla mukayesede yani biz <laughs> çok, çok enfeksiyonla uğraşmıyoruz evet. yani. Ee, şimdi özellikle ben e, protez cerrahisini sık yapan bir ortopedistim ve ameliyat öncesi hastanın filmlerinde kullanacağım protezin ölçüm ve çizimlerini yapıyorum. Ancak e, anladığım kadarıyla daha doğrusu bildiğim kadarıyla plastik cerrahlar ameliyat kadar bir süreyi e, tabii hastayla o kadar e, süre geçirmiyorlar ama e, fotoğraflar fotoğraflar üzerinde, fotoğraflar üzerinde ciddi öncesi. bir planlama yapıyorlar. Tabii o çok önemli. Evet. Yani Amiyata girmeden amiyatı dışarıda yapıyorsunuz Evet, gibi. cerrah kafasında bitirmesi lazım. Hani bir burun, bir meme yapıyorsunuz. Hani bunun tasarımını kafanda bitmesi lazım. Zaten o olay o. Ya yani ondan sonra gerisi uygulamaya dökmek bunu. Yani dolayısıyla bir amiyat kadar olmasa da yani bir yarım saat, 40 dakika öncesinde hasta fotoğraflarıyla çalışıyor hekim yani. Hani neyi ne kadar yapacağına karar veriyor. Yani ne kadar geleceğine, ne kadar büyüteceğine, ne kadar kaldıracağına, ne kadar genişleteceğine yani hani o şeklin cerrahın kafasında canlanması hayal edilmesi lazım. Yani evet öndesine. yani doktor bey sizle 10-15 dakikalık ya da 10 dakikalık bir muayene ile bitmiyor aslında Ayaz evet. bey bu süreçten sonra hastanın fotoğrafları üzerinde de baya bir planlama yapıyor. Hocam ağzınıza Hı. sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok Efendim sağ Ayas Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz.